Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde Cinderella adında çok güzel bir prenses yaşarmış. Günlerden bir gün fare dostları Cheddar ve Mozzarella ile orman gezintisine çıkan Cinderella kocaman bir fındık ağacının altında durmuş. Topladığı taze meyveleri iyi peri Liabelle vermek için elini ağacın gövdesine koymuş. Liabelle! Liabelle! Neredeysen hemen gel. Bir süre sonra iyi peri Liabelle belirmiş ışıklar içinde. Liabelle! Cinderella Liabelle'i gördüğüne çok sevinmiş. Hemen sepetindeki taze meyvelerden uzatmış. Bu güzel meyvelerden daha önce tatmış mıydın Liabelle? Ben daha önce hiç dünya meyvelerinden yemedim. Gerçekten mi? Yani bu güzel elmaların tadını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Çünkü periler dünyasındaki meyveler çok farklı. Kesinlikle dünyamızdaki meyvelerin tadına bakmalısın. Al bak, bu bir elma. İyi peri elmayı eline almış ve kıpkırmızı renginden etkilenip kocaman ısırmış. Muhteşem! Biraz da çilek denemelisin Liabelle. Cinderella sepetten bir avuç çilek uzatmış İyi Peri'ye. İyi Peri çilekleri de hapur hupur yemiş ve lezzetine bayılmış. Harika! Dünyadaki meyveler çok lezzetliymiş. Liabelle, Cinderella'nın bu iyiliğinin karşılığı olarak ona bir dalda yan yana duran üç peri meyvesi vermiş. Bunlar da nedir böyle Liabelle? Bunlar periler dünyasının en güzel meyveleri. Üstelik içinde seni çok mutlu edecek üç güzel sihir saklı. Cinderella, iyi perinin ona verdiği üç sihirli meyveyi alıp teşekkür etmiş. Daha sonra minik dostları ile saraya doğru yola çıkmışlar. Fakat onları gizli gizli takip eden kötü peri Kirabel'in farkına varmamışlar. Kirabelle, kardeşi Liabelle'in iyilik yapmasını engellemek için Cinderella'nın peşine düşmüş. Periler dünyasından kovulan kötü peri elindeki değneğiyle Cinderella'nın elindeki kabuklu peri meyvelerine kötü büyüler yapmış. Herkes senden nefret edecek Liabelle. Artık bir iyilik perisi olamayacaksın. Kirabelle yaptığı kötü büyü sonrasında ortalardan kaybolmuş. Cinderella saray bahçesine varır varmaz birinci güzel sihir için heyecanla ilk peri meyvesini eline almış ve havaya fırlatmış. Havada ikiye bölünen meyvenin içinden Cinderella'nın üzerine parıl parıl sihir tozları dökülmüş. Ancak bu sihir tozları Cinderella'nın kıyafetlerini paspal, yırtık pırtık bir elbiseye dönüştürmüş. Ama bunlar eski ve kötü kıyafetler. Halbuki iyi peri bu meyvelerin içinde seni mutlu edecek güzel sihirler olduğunu söylemişti Cinderella. Belki bir hata olmuştur. Diğer sihirli meyveyi deneyelim bir de. Cinderella bu sefer ikinci peri meyvesini eline alıp havaya fırlatmış. Meyve ikiye bölünüp açıldığında yine sihir tozları Cinderella'nın üzerine dökülmüş. Daha sihir tozları bitmeden kapkara bir bulut gelivermiş Cinderella'nın üzerine. Bu bulut sadece Cinderella'nın üzerinde durup yıldırım çakmaya, ardından da yağmur yağdırmaya başlamış. Cinderella bir sağa bir sola kaçmaya çalışsa da kara bulut onu takip etmeye devam etmiş. Bu meyveden de kötü bir büyü çıktı. Cinderella kara buluttan kaçmak için hemen saraydan içeri girmiş. Kara bulut içeri giremeyince olduğu yerde yok olup gitmiş. Bu da neydi böyle?
Cinderella, bu peri meyvelerin içinden hiç iyi bir sihir çıkmadı. Neden iyi peri Liabel sana kötü sihirli meyveler verdi Cinderella? Ondan böyle bir şey hiç beklemezdim. Bence bu son meyveden güzel bir sihir çıkacak. Merak etmeyin fare dostlarım. Cinderella son peri meyvesini alıp tekrar havaya fırlatmış. Meyve ikiye bölünüp açıldığında son sihir tozları da Cinderella'nın üzerine dökülmüş. İşte o anda Cinderella'nın güzelim saçları darmadağın, gözlerinin içi de simsiyah oluvermiş. Üstüne bir de ne olduğunu anlayamadan ağzından kötü kötü kahkahalar saçmaya başlamış. Cedar, Cinderella kötü cadı gibi gülmeye başladı. Şu an çok korkuyorum. Ay. Cinderella kötü cadı gibi kahkahalar atıp fare dostlarını kovalamaya başlamış. Fareler ise orman yoluna doğru koşup fındık ağacının altına gitmeye karar vermişler. Cinderella paspal kıyafetleri, dağınık saçları, kara gözleri ve tepesindeki kara bulutla farelerin peşinden durmadan koşmuş. Mozzarella ve Cheddar sonunda ormandaki fındık ağacının altına gelmişler. Hadi Liabel'i çağırıp yardım isteyelim. Ama Cinderella'ya bu kötü meyveleri o verdi. Nasıl yardım edecek ki? Başka çaremiz yok Cheddar. Hadi. Liabel, Liabel, neredesin hemen gel. Fare dostların seslenmeleri üzerine Liabel gelmiş ışıklar içinde. Fareler sihirli peri meyvelerinin içinden kötü büyüler çıktığını ve Cinderella'yı da kötü etkilediğini anlatmışlar hemen. Ama onlar peri dünyasının en muhteşem meyveleri. Böyle bir şey nasıl olur? Derken kötü peri Kirabel belirivermiş yanlarında. Tabii ki benim sayemde olur. Kirabel! İki peri de birbirlerine değnek doğrultup çekişmeye başlamışlar. İyi peri kullandığı çok güçlü bir sihir sayesinde Kirabel'i bir sandığın içine kapatmış ve periler dünyasına geri yollamış. O sırada Cinderella minik fareleri tam yakalamak üzereymiş ki... İyi peri değneğini iki kez sallayarak Cinderella'yı durdurmuş. Ardından yeni bir peri meyvesinin kabuğunu kırarak içindeki sihir tozlarını paspal ve çirkin görünen Cinderella'nın üzerine serpmiş. Tozlar üzerine düşer düşmez Cinderella da yavaş yavaş eski haline dönüvermiş. Cinderella! Peri meyvesinin içinden böylece çok güzel bir sihir çıkmış ki o da Prenses Cinderella'nın ta kendisiymiş. Fare dostları Cinderella'yı eskisi gibi güzel ve sevinç dolu gördükleri için çok mutlu olmuşlar. Çünkü iyi dostlar her zaman paylaşılacak en güzel şeyin birbirlerinin mutlulukları olduğuna inanmışlar.